Bu videoda astrositlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Astrosit kökeni itibarıyla Yunanca yıldız ve hücre kelimelerinden oluşan birleşik bir isim. Astrositler sinir sistemindeki nöral kök hücrelerden türeyen glial hücrelerden. Hücre gövdelerinden çıkan ve dallanıp budaklanan çok sayıda çıkıntıları var. Yıldız hücre adı boşuna konulmamış. Zira mikroskopla bakıldığında gerçekten de birer yıldızı andırıyorlar. Dallanıp budaklanan bu çıkıntıların uç kısımlarında terminal buton adı verilen yumru biçimde kabartılar bulunur. Buraya sembolik birkaç terminal buton çiziyorum. Bu minik çizgileri minik birer kabartıymış gibi düşünün artık. Astrositler esasında her işe koşulan atlar gibidir sinir sistemindeki tüm hücre tiplerinden daha fazla işleve sahiptirler. O halde önce astrositlerin tüm merkezi sinir sistemi için oluşturduğu yapı iskelesinden işe başlayalım. Bu hücreler merkezi sinir sisteminde oldukça geniş bir yer tutuyor. Çünkü beyin ve omuriliği oluşturan yapının büyük bir kısmını şekillendiriyorlar. Bunun yanı sıra nöronlar ve tüm diğer gliyalar için yapısal destek sağlıyor alan temin ediyorlar. Bahsedeceğimiz bir diğer işlev glial yara denen şey. Bu işlev merkezi sinir sisteminin herhangi bir yerinde oluşan hasarla ilgili. Beyinde ya da omurilikte bir hasar ya da zedelenme olduğunda astrositler hızla çoğalıyor ve olay yerine intikal edip bölgeyi kuşatma altına alıyorlar. Yani olur böyle vakalar astrositler anında yakalar durumu oluyor. Gelişip büyüyen ve kalınlaşan uzantılarıyla hasarlı bölgenin etrafını adeta hemen duvar örüyorlar. İç içe geçen bu dallar bir süre sonra vücuttaki herhangi bir yara dokusuna benzeyen kalın bir doku oluştururlar. Fakat vücudumuzun başka bir noktasındaki yara dokusu farklı hücre tiplerinden oluşur. Yani astrositler sadece merkezi sinir sistemindeki yaralarda görev üstlenirler. Yani bölgeleri orası gibi düşünün. Astrositlerin hasarlı bölgeye yönelik bu müdahalesi farklı adlarla anılır. Glios, astroglios, astrositos ya da reaktif astrositos gibi. Merkezi sinir sisteminde oluşan yara dokusuna glial yara deniyor. Aslında glial yara astrositlerin merkezi sinir sisteminde kurdukları yapı iskelesinin lokal bir örneği. Ördükleri duvarla hasarlı bölgeyi tecrit ederek adeta bir şantiye alanı oluşturuyorlar önce. Hasarlı bölgede bir oyuk ya da çukur olmuşsa örülen bu duvar o bölge için bir istinat duvarı haline geliyor. Astrositlerin bir diğer işlevi ise homeostaz yani hücrelerin kendi iç dengelerini dış şartlardan koruma, optimal şartlarda tutma eğilimi. Buradaki homeostaz tüm merkezi sinir sistemi hücreleri arasındaki interstisyel sıvıyla ilgili. Bu sinir sistemindeki hücreler bakımından oldukça önemli bir şey. Çünkü nöronların düzgün çalışması içinde bulundukları ortamın sorunsuz, pürüzsüz ve dengeli olmasına bağlı. Örneğin bir takım iyonların özellikle de potasyum iyonlarının interstisyel sıvı içinde normal biçimde yoğunlaşması nöronların faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Aslında astrositlerin görevlerinden biri de e, interstisyel sıvıyı sürekli gözetim altında tutmak ve bu sıvının kimyasal dengesini korumak. Anormal yoğunlaşmalarını önlemek ve denge sağlamak için bazen mevcut iyonları topluyor, bazen de iyon üretiyorlar e, ve bu şekilde e, devam eden sürece de aslında ne deniyor? İşte bir homeostaz süreci deniyor. Ona bir örnek. Bu süreçte kimi zaman laktat yani laktik asit üretip interstisyel sıvıya salgılıyorlar. Bunun nedeni nöronların kendi bünyelerinde çok az miktarda bulunan enerjiyi takviye etmek. Nöronların işlevlerini yerine getirebilmek için ihtiyaç duydukları e, adenozin e, trifosfat sürekli oksijen ve glukoz tedariğine bağlıdır. Astrositler ise glikojen formunda enerji depoları barındırır. Glikojen kimi zaman laktata dönüştürülüp salgılanır. Oksijen ve glukoz tedariğinin sekteye uğraması durumunda nöronlar astrositler tarafından salgılanan laktatı kullanarak enerji ihtiyaçlarını karşılarlar. Astrositlerin bir diğer işlevi de kan beyin bariyeri denen şeye katkı sağlamak. Yazalım. Kan beyin bariyeri. Bu kan dolaşımındaki büyük moleküllerin gerekmedikçe merkezi sinir sistemine girmesini engelleyen bir bariyer. Şuraya merkezi sinir sisteminden geçen küçük bir kılcal damar çizip anlatmaya çalışayım. Aslında kan damarlarını oluşturan bileşenler kan beyin bariyerinde kendi üzerlerine düşeni yapıyorlar. Fakat bu yapıda astrosit uzantılarının da katkısı var. Özellikle de uzantıların uç kısımlarındaki terminal butonların. Merkezi sinir sisteminden geçen damarların çevresi astrositlere ait terminal butonlarla kaplı ve bir bakıma sıva vazifesi gören bu minik yapılar kandaki büyük moleküllerin beyne sızmasını önlemeye yardımcı oluyor. Yani astrosit terminal butonları ve damar bileşenlerinden oluşan bu etkin bariyer dolaşım ve sinir sisteminin ortak ürünü. Tabii aynı bariyer omuriliği de kapsıyor ama e, adı tıbbi kaynaklarda kan beyin bariyeri olarak geçiyor. Astrositlerin çok önemli bir işlevi daha var. Nöronlar arasındaki sinapsların temiz kalmasına yardımcı olmak nöronlar ile bağlandıkları hedef hücreler arasındaki sinir kavşaklarına sinaps dendiğini biliyoruz hatırlarsınız bunu. Bu bir akson terminali. Yani bir nörondan çıkan sinir lifinin en uç kısmı olsun diyelim. Bu da bir diğer nörona ait dentrit ucu olsun. İşte bu iki ucun birbirine bağlandığı bölge sinaps oluyor. Astrositler tıpkı merkezi sinir sisteminden geçen kan damarlarına yaptıkları gibi bu bölgeyi de terminal butonlarla kuşatıyor ve bu iki nöron arasındaki sinyal alışverişi için sürekli temiz kalan bir ortam oluşturuyorlar. Bu konuya sinapslarla ilgili başka bir videoda daha ayrıntılı değineceğim. Şimdilik bilmeniz gereken astrozitlerin nöronlarla hedef hücre arasında iletişimi sağlayan nörotransmitter adlı iletken kimyasallara ait atık molekülleri sürekli temizliyor olduğu. Bu oldukça önemli bir işlev çünkü atık nörotransmitter moleküllerden arınan sinapslar bu sayede bir sonraki iletişim için kullanıma hazır hale geliyor. Aslında bir bakıma e, resetlen, moda tabirle neymiş resetlenmiş oluyorlar. Zaten diğer türlüsü yani nörotransmitter moleküllerin sinapslarda takılıp kalması iletişiminde kesilmesi demek. Sinapsları birer devre kesici ya da elektrik anahtarı gibi düşünecek olursak, nöronlar arasındaki iletişimin sağlanması da bu anahtarların gerektiğinde açılıp kapanmasına bağlı. Fakat arada sürekli bir iletkenin bulunması anahtarları devre dışı bırakır ve ışıklar hep açık kalır. Ge gelecek faturayı düşünün. Aynı şekilde işlevini tamamlayan nörotransmitter moleküllerin sinapsları terk etmemesi de nöronlar ve hedef hücreler arasındaki kodlanmış sinyallerle yürütülen iletişimi sekteye uğratır ama neyse ki astrositler bunu önler. Tüm bu işlevlerinin yanı sıra astrositler, nöronlar ve diğer glia hücreleriyle kimyasal etkileşim halinde oldukları e, da e, olduklarını da biliyoruz. Gördüğünüz gibi astrositler merkezi sinir sisteminin en çalışkan hücreleri. Sinir sisteminde bu kadar işlevi aynı anda üstlenen başka hücre grubu yok.